Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TTT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 7. günün 2. dersine. Eşkenarı işliyorduk bugün ve eşkenarda çok güzel şeyler öğrendik. Hatta çoğunu da eski bilgilerden yaptık. Özel açı mantığı falan filan. Yine güzel şeyler öğrenmeye devam edeceğiz. Kitabımızda nerede kalmıştık? Şöyle ufacık bir yer kalmıştı. Bir notta kalmıştık. Sayfa numarası 51'de son bir not kalmıştı. Onu yapacağız. Sonra 52'ye sonra 53'ü işleyip bu dersi yani bugünü bitireceğiz. E o zaman hadi bakalım derse başlayalım. Şimdi burada notumuzu açıyoruz böyle. Alandan bahsedeceğiz notumuzda. Alan. Bir eşkenar üçgenin alanı nasıl bulunur? Normalde bir eşkenar üçgenin alanı. Bak şuraya hemen lazerle göstereyim. Bir eşkenar üçgenin alanı. Bir kenar A ise A A. Bir yükseklik çizersin. 60 30 30 60 90 üçgeni var ya. Burası A bölü 2'nin kök 3 katı oluyor ya. Hocam taban çarpı yükseklik bölü 2'den zaten sonuca ulaşırız. Eyvallah. Haklısınız. Tamamen haklısınız. Herhangi bir şekilde ezber mezber yapmaya gerek yok. Doğru ama biz yine de şunu bilelim. Çünkü çok karşımıza çıkıyor. Bir üçgenin ya daha doğrusu bir eşkenar üçgenin bir kenara a iken alanı a kare kök 3 bölü 4'tür. Harz edelim unuttun. Olabilir insanlık hali ne yapacaksın? Hemen eşkenar üçgeni şöyle çizip taban çarpı tabana ait yükseklikten de sonuca ulaşabilirsin. Ama alan a kare kök 3 bölü 4. Evet gelelim öğrenme alanına. Öğrenme alanında ne diyor? Eşkenar üçgen verilmiş. 6 çarpı birim bir kenar. Alan nedir? Direkt a kare kök 3 bölü 4'ten bulabilirim. 36 bölü 4 9 yapıyor. Yani cevap 9 kök 3 yaptı. Farz edelim unuttuk. Şu an hemen verdik ama böyle unuttuk. Ne yaparsın? Tabana ait yüksekliği çizersin kardeşim. 60 60 burası da 30 30 yapıyor ya. 30'u karşısı 3 yaptı. Burası da 3 kök 3 yaptı. E alanla ne olacaktır o zaman? Hocam alan şu şekilde de bulunur. Taban 6 yükseklik 3 kök 3. 6 çarpı 3 kök 3 bölü 2'den gördüğünüz üzere yine 9 kök cevabına ulaştık mı? Ulaştık Tamam. Geldik B şıkkına. B şıkkında da şimdi burada eşkenar üçgenlerden birinin alanı. Hatta bunlar eş eşkenar üçgen verilmiş. Çünkü çizgi çizgi AA yazarsam bir kenarı 2A. Buraya da AA yazdığımda bir kenar 2A yaptı. Eş eşkenar üçgenlerden birinin alanı nedir diye soruluyor. E hocam burada eşitlikler var. Ben bu eşitleri kullanmam lazım. 6'yı da kullanmam lazım. 6'ya ait bir uzunluk ya da bir üçgen elde etmem lazım. Ne yapabilirim burada? Mantıklı olan hamle hocam buradan şu kenar ortay çok mantıklı. Çünkü kenar ortay hatta buradan da şu kenar ortay aynı zamanda 6'ya ait bana üçgeni oluşturur. E hocam kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir aynı zamanda açı ortaydır. E bu da aynı şekilde yüksekliktir aynı zamanda da açı ortaydır. Sonra bir bakıyorum ki bunlar eş eşkenar üçgen oldukları için çizilen yükseklikler de birbirine eşit değil midir? Evet İster buradan çiz yüksekliği istersen buradan çiz. Sonuçta eş olduğu için eşkenar üçgendeki bütün yüksekler eşit. Eş oldukları için e, bütün yüksekler eşit. E, burada x kenarlık çıktı. Hatta istersen A yazıp 2A A kökçü hocam. Burası da A ya. Burası 2 a burası da a kök 3 olduğundan dolayı da diyebilirdim. Neyse buradaki açıya da bakacak olursak şöyle. Hocam şu açı komple 120 derece yaptı. İkiz kenar üçgen çıktı. Yani 30 30 120 üçgen çıktı. 30 30 120 üçgenin özelliği bu kenardan buraya geçiş kök 3 kattı. E tam tersi 120'den bu 30'un karşısına geçiş kök bölünmüş hali. Yani burası 6 bölü kök 3 yapacak. Bu kök 3 çarparsak 6 kök 3 bölü 3 yapıyor. O da 2 kök 3 mü yapıyor? Evet. 2 kök 3'ü bulduk. Hemen bunları 2 kök 3 dedik. E hocam burası at 60'ı karşı 2 kök 30'u karşı 2 yapar. Kök 3'e bölünmüş hali. Burası da 2. Bir kenar 4 yaptı. O zaman alan a kare kök 3 bölü 4 deriz. Yani buradan 4 kök ulaşırız. Diye. Ya da ya bu formüle gerek yok hocam. Taban da belli. Burada yükseklik de belli. Direkt 4 çarpı 2 kök 3 bölü 2 diyebilirdik. Yine cevaba 4 kök 3 diye ulaşabilir. Evet öğrenme alanında alanı öğrendik mi şimdi? öğrendik. E o zaman hadi bakalım örnek 13'e bakalım. Şimdi alanı 16 kök 3 birim kare olan bir kartonun hemen alanı 16 ise ne diyeceğiz? Hemen a kare kök 3 bölü 4 eşittir 16 hocam. 16 kök 3 hocam. E köküçler sadeleşti. 16 ile 4'ün çarpma 64 yaptı. A'yı da buradan kaç buluruz o zaman? A'yı da buradan 64. Akar 64 ya 8 olarak buluruz. Yani bu eşkenar üçgende bir kenarımız kaç? 8. Şöyle bir kenarı 8 diye yazayım. Sonra ne yapmışız? Bu eşkenar üçgende kesilip şekil gibi bir kenarına yapıştırılıyor. Evet. Keselim mi seninle bir? Şuradan eşkenar üçgen kesici. Hemen eşkenar üçgeni kestim. Aldım onu öbür tarafa koydum. Aldım onu içeriye. Çık 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 diye. Koyduk şuraya. Yani geldik şurayı. Kestik. Hop buraya koyduk. Tamam. Buraya konunca da oluşan yeri şeklin çevresi de 28 birim olarak söylenmiş. Bak bir eş yapı var burada aslında. Niye? Ben buradan bir üçgeni kestim. Buraya yapıştırdım. Aslında önceki haliyle şimdiki hali eş değil mi? Eş. Daha öncesinde katlamalarda biz ne diyorduk? Katlamayı geri doğru aç kardeşim. Şimdi kesip başka bir yere yapıştırmalı sorularda da yine aynı şeyi söylüyoruz. Eş yapılarda. Öncelikle bir eski halini şekil üzerinde gösterelim. Ne yapalım? Hop şöyle yapalım. Ve bu bir eşkenar üçgenmiş. Şuraya bir A A A diyelim. Tamam. Bir kere kenar. Şurası da A. A mı yaptı? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Oluşan yeni şeklin çevresini vermiş bize. Oluşan yeni şeklin çevresine bakacağız. Bakalım bakalım nasıl olacak. Hocam bir kere bir kenarı 8 bulmuştuk. Eyvallah. Şimdi Şuraya bakacak olursak böyle kenar kaybolması ya da kenar fazlalığından da bahsedebiliriz. Şimdi istersen burada ilk önce daha farklı bir şekilde yapayım. Ondan sonra matematiğe dökeyim. Ben eskiden bu şeklin çevresine ne diyordum? 8'den hocam 3 tane var. 3 kere 8 24. Şimdi ne olmuş bu? 28 olmuş. 28 olunca ne olacak? Hocam 24'ten 28 olduysa kaç artış var burada? 4 artış. Artıştan da gidebilirim. Şimdi şeklin çevresine bakalım. Hocam şeklin çevresine baktığımız zaman şuradan bir tane A kayboldu değil mi? Bir tane A kayboldu ama burası şeklin çevresine bakacak olursak şöyle ve şurası girdi işin içine. Bak buraları aynı devam ediyor. Sonra hocam bak burası da kayboldu ama yani şurası şöyle kayboldu. Şurası ve şurası da işin içine girdi mi? Girdi. Yani şuralara bakacak olursam hocam iki tane A kayboldu. Toplamda da dört tane A yeniden giriş yaptı çevreye? Evet o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 4 tane A giriş yaptı çevreye. Fazladan 4 A. 2 A'da eksilteceğim. Yani 2 A fazlalaşmış oldu şeklin çevresi. E 2 A'da kaç oldu şeklin çevresi? Artışı kaç? 4 değil mi? 4 diyeceğiz. Sonuca o şekilde ulaşabiliriz. Daha farklı bir şekilde nasıl ulaşabiliriz hocam? Ya şu şekilde de diyebiliriz. Hocam ben buraya B diyeyim. Buraya C diyeyim. Ondan sonra A artı B artı C'nin kaç olduğunu biliyorum ben. 8 olmasını kullanacağım. Burası da 8. Burası da A ya. Çünkü sonuçta bu ikisinin toplamı da yine A artı B artı C ya tamamı. E burası da artı bir artı c olacağından bu ikisinin toplamı bir artı c yapıyor deyip oradan da sonuca ulaşabilirsin. Bence bence ilk baştaki gösterdiğim teknik daha güzel oldu. Yani ne yaptık burada? Çevresini fazlalaştıran kısımları buldum. Çevresini azaltan kısımları buldum. Fazlalıklar artı azaltımlar eksi. Çıkarttım onları ya da topladım. Toplayınca fazlalık çevreyi buldum. O zaman ben çevre 1'i şöyle yazayım. Hocam ilk baştaki çevremiz kaçtı? 8'di. 8. 3 kere 8 24. Çevre 2'miz kaç? Çevre 2'miz de kaç demiş? 28 demiş. Çevre ikimizde 28. O zaman kaç artış var arkadaşım? Çevre 1'den çevre 2'ye geçişte. 4 artış var. O zaman şuradaki dediklerimizi yapıyoruz. Bak burada bir eksilme var. Burada da bir eksilme var. Eksilme dediğim nedir? Eksi 2a. Fazlalıklara bakalım şimdi. Eskiden bizim çevremiz bu şekildeydi. Fazlalık olarak ne oldu? Hocam burası kesildiği zaman burada 2 tane a gelmiş oldu buraya. Tamam 2a ekleyeceğim. Sonra buraya getirilince bu. Hocam çevrede tamam burası gitti ama. Bak buraları da ekstradan gelmedi mi? Geldi. Yani 2a buradan fazlalık geldi 2a da buradan fazlalık geldi çünkü şeklin çevresine bak. Yeni oluşan şekil bu şekilde oldu. Bu şeklin çevresinden bahsediyoruz. 2A buradan fazlalık. 2A buradan fazlalık. A buradan eksildi. A buradan eksildi. Fazlalıkları da yazalım. Fazlalıklar da artı 4A değil mi? Evet. Zaten ben çevrenin 4 arttığını biliyorum. Bunu eşittir 4 diyeceğim. 2A eşittir 4'ten A'yı da buradan 2 buluruz. Ya mükemmel bir soru arkadaşım. Gerçekten çok güzel bir soru. Dur. Üçgenin alanı. Küçük eşkenar üçgenin alanı nedir diye soruluyor. A'yı 2 buldum ya. O zaman küçük eşkenar üçgenin alanı. akar kare kök 3 bölü 4'tür. Buradan da cevaba nasıl ulaşırız? Kök 3 diye ulaşırız. Bak mükemmel. Tam böyle sınavda çıkmalık bir soru. Tam sınavda. TYT'de de çıkabilir. AYT'de de çıkabilir. Zor mu? Değil. Ha harflendirme de yaparak. Hocam şuraya B. Buraya da B 8 eksi A eksi B de diyebilirsin tabii ki buraya. Ondan sonra buraya X deyip. Buraya da 8 eksi. Şurası A ya. X eksi A deyip. Çevreyi de o şekilde de toplayabilirsin. Matematiksel olarak bu şekilde de işlem yapabilirsin. Ama ben ilk çevre 24. ikinci çevre 28 deyip. 4 fazlalık oldu. Fazlalığı da şu şekilde buldum. Artı artan çevre şu şekilde. Şunlar şunlar oldu. Azalanlar da bunlar bunlar oldu deyip iki aya o şekilde ulaştım. Bu da değişik bir çözüm tekniği oldu. Sana bir şey katan bir teknik oldu. Gerçekten çok. Geldik örnek 14'e. Evet örnek 14'te de Fatma'nın F'sini koymuşuz buraya. Fatma Kara. Kim oluyor? Anamız. Evet Kerem. Ama burada Kerem. Bakalım Kerem. Kerem'i de tanıyorsunuz artık ya. Bizim küçük olan değil mi? Kerem soruları tatlı oluyordu ama. Egean soruları biraz sert oluyordu. O büyük ya biraz ondan dolayı. O da tatlı ama sert. Tatlı sert. Kerem bir boyama kitabında ABC eşkenar üçgeni içinde A, ABC eşkenar üçgenin içindeki özdeş eşkenar üçgenleri şekildeki gibi boyarak babaannesinin adı yani F harfi Fatma'nın F'sini resmetmiştir. ABC eşkenar üçgenin alanı 192 birim kare olduğuna göre hmm, 192 bak mesela sen burada A kare kök 3 bölü 4 eşittir 192 dersen olmaz. Saçma şeylerle karşılaşıyorsan hiç bunu yapma. Tamam çünkü 192'nin kare kökünü almak falan bir, bayağı bir sıkıntı olacak. O zaman farklı bir şekilde yapacağız. Şimdi ABC eşkenar üçgen demiş mi? Demiş. Hemen açıları yazalım. 60, 60 ve burası da 60. Sonra e hocam bunlar da eşkenar üçgen demiş. Bak eşkenar üçgende şöyle bunu bir biraz büyüteyim. Şu açıları da noktayla gösteriyorum sadece. 60, 60, 60. Burası da 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 60, 60, 60. Aa hocam şurası 60, burası da 60. Buraya ne kaldı o zaman? 60 derece kaldı. 60 yazdım. Sonra burada 60, 60 bak burası da 60 oldu. Burayı da 60'ı yazdım. Orada da bir eşkenar üçgen çıktı. Hatta şuraya ben bir A diyecek olursam. Hocam burası da a, burası da a. şurada bir eşkenar üçgen çıktı karşıma ve bir kenarı 3a hemen diğer yerlerde de 3a'yı yazdım. Sonra burası da a ve bunların hepsi de eş Özdeş. Niye? Bak bu A'yı yazdık daha sonra. Burası daha ya. Bunlar daha oldu. Bak bu da A oldu. Bak bu da A olacak. Bak bu da A oldu. Hep birer kenarları ortak olduğu için özdeş eşkenar üçgenler oldu bu F'yi resmederken. O zaman oradaki kenarlara da A A A diyorum ve bir kenarı kaç bulmuş oldum? Hocam sayıyorum. 3A burada. 1, 2, 3, 4, 5A burada. Toplamda burayı 8A bulmuş oldum. Şimdi bana verilen bilgiye bakıyorum. ABC eşkenar üçgeninin alanı 192. ABC eşkenar üçgeninin bir kenarı kaç? 8A. 8A'nın karesi kök 3 bölü 4 eşittir 192. Tamam. Buradan 64A kare kök 3 bölü 4 eşittir 192. Hocam sadeleştirelim şöyle şöyle. Burası kaç yaptı? 16 yaptı. 192'yi de 16'ya bölelim. Valla ben şöyle böleyim de garanti alayım işimi. 1, 16, 3, 32, 12 yapıyor galiba. Evet buradan a kare köküçü 12 olarak buldum. Hocam A kare kök 3'ü 12 buldum. A'yı da bulayım mı? Dur. Bulmamıza gerek yok. Boyalı bölgenin alanına bakacağım. Kaç tane eşkenar üçgen var? Söylemiş miydi en başta? Söylememiş. O zaman sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane ne isteniyor bizden? Eşkenar üçgenin alanı. Ve eşkenar üçgenin bir kenarı da A. 18 tane A kare kök 3 bölü 4 isteniyor. E bu da 18 tane a kare kök 3'ü biz bulmamış mıydık? Şöyle şurada bulmuştuk. O da 12 idi. A kare kök 3 yerine 12 yazıyorum. Bir de bölü 4'ü var. 4 ile de 12 sadeleşti. 3 yaptı. 3 ile de 18'in çarpı da kaç yaptı o zaman? 54 yaptı. Ne kadar tatlı çıktı değil mi? Evet. Örnek 14'ü. Böylelikle ne bulduk? 54 bulduk. Geldik 15. soruya. Evet. Bir katlama sorusu var elimizde. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir karton DE boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Hadi gel gel senle birlikte katlayalım bunu. Önce DE'yi çizelim böyle. DE boyunca sonra katlayalım. Katlama dursun bakalım şimdi böyle. Katlamalarda ne yapıyorduk? Katlamayı geri doğru açıyorduk değil mi? Hatta katla aç, katla aç, katla aç dememe gerek yok. Artık bu işi öğrendim. Ama büyük ihtimalle Muhammed o katla açı yapmıştır. Yaptın değil mi Muhammed? Muhammed bu arada benim editör çok güzel yapıyor bu katla açları ya da animasyonlar çok güzel bir şekilde size gösteriyor. Onun sayesinde çok güzel öğreniyorsunuz bu işi. Ee, Re Muhammed rezil etme beni yaptın değil mi? İnşallah yapmışımdır bu arada. Hadi bakalım ben devam edeyim. Katla açları gördük. Hemen ne yapıyoruz biz de burada? Katlayıp eski haline geri getiriyoruz katlanmış halini. Evet şu katlanmışı şöyle bir açtım. Açtıktan sonra üstte binen kenarları işte üstte binen açılar eşit diyeceğiz. Ama önce şu bilgileri okuyalım. Kırmızı bölgenin alanı ile yeşil bölgenin alanları toplama eşit demiş. kullanamıyorum bunu. D ile AB birbirine paralel demiş. Hemen paralellikleri şöyle bir kullanalım. Boşuna paralel dememiştir. Bir de eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgenleri yazalım. A hocam şununla şu paralelse yöndeşlikten bu açılar yöndeşlikten bu açılar eşittir. E, burası 60 ise yöndeşler 60 ya da 60 burada 60 buradaysa burası da 60 diyebilirdik zaten. Sonra bir kenara 6 6 6 olan bir eşkenar üçgen çıktı. E hocam buraya A dersek o zaman buraya da B mi diyelim? Hayır. Niye? Çünkü bu büyük de bir eşkenar üçgende bütün kenarlar birbirine eşitti. Burası 6 artı A ise burası da 6 artı A. Yani burası ne olmak zorunda? A olmak zorunda. E o zaman buraya da bir A yazalım. Burası da 6 artı A oldu. Şimdi gelelim şuraya. Bak şimdi. 6 burası 6 burası. A dedik buraya. Buraya da A dedik. Şimdi katlamayı da kullanalım mı? Kullanalım. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşitti. Hocam şu kenar katlandığında buraya geliyor. Burası 6. Bu kenar katlandığında da buraya geliyor. Burası da 6. E, burası A. 60 burası 60 burası da 60 ya üst üste binen açılar da birbirine eşit. Bu açıyla bu açı eşit. Bu açıyla bu açı eşit. Hatta şuradaki açıyla şuradaki açı da birbirine eşit. Hemen yazdık açıları. 60 60 yaptı. Burası da 60 yaptı. E 60 dikkat. 60 60 sa burası da 60 oldu. E büyük bir eşkenar üçgende hemen buradaki 60'ları yazalım. E 60 60 ise bak burası da 60 oldu. Ters açıdan 60. Ter, burası da 60 oldu. Ters açıdan burası da 60. Bak burası da 60 oldu. Bir sürü eşkenar üçgen çıktı karşıma. Burası burası yeşil. Burası. Hatta bir de büyüğü eşkenar üçgen oldu. Şimdi biz kullanmadık? Kırmızı bölgenin alanı ile yeşil bölgenin alanları toplam birbirine eşit demiş. Yani burada kırmızı bölgenin alanı hocam nedir? A kare kök 3 bölü 4. Niye eşit? 2 tane yeşil bölgenin alanına. Yeşil bölgenin bir kenara A. Burada da bir kenara A. Yani 2 tane a kare kök 3 bölü 4'e eşit. Bölü 4'ler kök 3'ler gitti. 2 a kare eşittir 36 ise a kare buradan 18 gelir. a'yı da buradan kök 18 buluruz. Kök 18 dediğimiz aslında 9 çarpı 2. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Yani a'yı da böylelikle 3 kökü olarak buluruz. a 3 kökü. Şimdi benden ne isteniyor? Şeklin çevresi isteniyor. Şeklin çevresi. Hocam 6 artı a. Burası da 6 artı A. Burası da 6 artı A. Yani 6 artı 3 kök giden kaç tane var? 3 tane var. E o zaman yazalım. Çevre de o zaman 6 artı 3 kök 2'den 3 tane var diyeceğiz. Dağıtıyoruz onu. 18 artı 9 kök kim yaptı? Evet cevap bu çıktı. Helal olsun Muhammed. Devam. 16'ya geldik. Şimdi yine Muhammed'de bir iş var. Bakalım Muhammed'lik bir iş var yani. Üçgen biçimindeki 3 üç eş kartonun birer kenarları yapıştırılarak bir ABC üçgeni oluşturuluyor. Hadi bakalım. 3 tane eş kartonum var şu an görüyorsun. Onları böyle yapıştırdım, yapıştırdım, yapıştırdım ve karşıma ne çıktı? Şöyle bir üçgen çıktı. Güzel. Eş kartonlardan birinin alanı 10 kök 3, ABC üçgenin içinde oluşan beyaz bölgenin alanı da 9 kök 3 olarak verilmiş. Eş kartonlardan birinin en kısa kenarı nedir diye soruluyor. Eş kartonlardan birinin en kısa kenarına x diyelim, x diyelim, x diyelim. Şimdi burada, burada biz neyi kullanacağız? Şurası da x olacak bu arada. Biz neyi kullanacağız? Eş yapılar. ÖSYM çok sever. ÖSYM sever damgasını koyalım şöyle bir. ÖS bu burayı çok sever. Çünkü eş yapılarda neye dikkat ediyorduk? Kenarların eşitliği, açıların eşitliği. Hocam kısa kenarların eşitliğini gösterdik. Eyvallah. En uzun kenarların eşitliğini gösterelim. Şu kenar burada bu geniş en büyük açılı karşısı. Burada bu kenar, burada da bu kenar. Bunların da eşitliğini gösterelim. Aa ne oldu o zaman? Büyük üçgen, eşkenar üçgen oldu. Güzel. E hocam diğer kenarlar kaldı. Buradaki kısa kenarlar arasındaki uzun burası, burası ve burası da eşit olacak. E o zaman ben şuraya bir y dersem. Dikkat dikkat. Şuraya y dersem. Hocam burası x artı y oldu. O zaman burası da x artı y olacak. Yani burası da y oldu. E hocam burası da x artı y olacak. Yani burası da y oldu. Aa ne güzel. İçeride de bir eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgen çıktığı için hemen açıları yazalım. 60, 60, 60. Hatta şuradaki büyük açılarımız kaçar derece oldu? 120'er derece oldu. E şimdi ne yapacağız? Bana verilen bilgilere bakayım. Bu eş kartonlardan birinin alanı 10 kök 3 verilmiş. 10 kök 3, 10 kök 10 kök yazdım. Sonra beyaz bölgenin alanı 9 kök 3 olarak verilmiş. E o zaman ben y kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgen ya. Y kare kök 3 bölü 4 eşittir 9 kök 3 diyerek buradan kök 3'ler 4 kere 9, 36. Y'yi buradan 6 bulurum. Öbür büyük üçgende de eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin alanı ne? 10 kök 3, 10 kök 3, 10 kök bir de 9 kök 3. Yani 39 kök 3 orası. O da bir kenara şöyle a diyecek olursam a kare kök 3 bölü 4'e eşit. Şunlar şunlar gitti. A kare de buradan 4 çarpı 39 eşit oldu. Her iki tarafın kare kökünü alacak olursam 4 dışarıya 2 diye çıkar. A'yı da 2 kök 39 diye bulduk mu? Bulduk. Şimdi bizden ne isteniyor? Eş kartonlardan birinin en kısa kenarı. Eş kartonu şöyle şurada göstereyim ben sana. Şöyle bir üçgenimiz var elimizde. Ve üçgende eş kartonlarda şu açıyı ben kaç buldum? 120 buldum. Sonra neyi buldum? Y'yi buldum. Y6. Hocam Y6. Y dediğimiz burası. Burası da X. X artı 6 mı yapıyor o zaman Y6 ise? Evet. Şurası X. Hemen x'i yazdım. Bak şurası x. Sonra burası x artı 6. Buraya x artı 6 yazdım. Sonra başka şurayı da 2 kök 39 mu buldum? Evet. E hocam buradan sonrasında ne yaparım? Kosinüs teoremi yaparım. Saçını başını yoldurtma bana. Yolmayayım Yol muyum? Ne yapacağız? Özel açı mantığını düşün. Hadi düşünelim bak. Şimdi hocam 120 dereceyi düşüneceğim ben. Nasıl düşüneceğim? E hocam 120'nin nesi önemli? Ya buradaki 60 önemli ki buradan çizersem biraz uğraştıracak sanki x artı 6. E o zaman şunun uzantısından 120'nin her kenarı uzatıyoruz ya. 60'ı. Şuradan dik çizmek daha mantıklı. E o zaman oradan dikimizi çizelim. Şöyle diki çizdik. E diki çizince hocam 30 60 üçgen çıktı ya. 90'ın karşısı x ken, x bölü 2 oluyor. x bölü 2 ile niye uğraşayım ki? Ben buraya 2n diyeyim. 30'un 90'ın karşısı 2n ken. burası n olur. O zaman burası da n 3 oldu. E o zaman ben bunun yerine 2n yazdıysam burası da 2n artı 6 yaptı. Şimdi 2 kök 39'un karesi. İşlem yapacağız burada. Eşittir. Şu kenarların kareleri toplamı. Yani n 3'ün karesi artı. Ondan sonra ne yaptı burası? 2n artı 6. Bir de n var. 3n artı 6 yaptı. 3n artı 6'nın karesi olacak. E sonra işlem işlem işlem. Haydi işlemimizi yapalım bakalım. Bu 4 çarpı 39 yapıyor. 39 ile 4 çarparsam 4 kere 9 36. 12 156 yapıyor galiba. Evet. 156 oldu burası en kök 3'ün karesi 3n kare yaptı artı burada da 3n artı 6'nın par parantez karesi var. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesiydi. Birincinin karesi 9n kare artı birinci ile ikinciyi çarptığım zaman 18n yapıyor. 2 ile çarptım 36n yaptı artı 36 yaptı. Devamını aşağıda yapayım. Şimdi bunu attım buraya 156'dan 36 çıkınca kaç yapıyor? 120 yapıyor. Hatta 120 yapıyor da şunu bence buraya atalım. Eksi 120 yapsın. O zaman toplamda 13n kare artı 36 n eksi 120 eşittir 0 yaptı. Vay. Çarpanlara ayıracağız burada. Hadi ayıralım bakalım. Hocam burası büyük ihtimalle 13 n'e n en olur. Bu 120'de nasıl <laughs> ayrılacak şimdi? <laughs> <laughs> 120'nin çarpanlarını düşüneceğiz. Ben videoda düşünmeyeyim. Biraz çakallık yapayım. Şıklara bakayım. 7 olacak. E 7. N 7 olacaksa çapraz çarpımların toplamları. E burası 7 olmuyor ki ya. Burası 9. Ay yanlış yapmışım zaten. Çok özür. Bak 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 çok özür. Şurası 12 N kare yapıyor. 12 N kare. O zaman ben denklemi böleyim. Denklemi 3'e böldüğüm zaman kaç yapıyor? 4 N kare artı 3'e böldüm. 12N artı 3'e böl Hatta 12'ye bölünüyor ya denklem. Denklemi 12'ye bölelim. Allah'ım yarabbim kusura bakmayın ya. N kare artı 3N eksi 10 yaptı. Eşit 0 yaptı. O zaman N'e N, -N, -N 5'e 2 mi oldu burası? Evet. Şimdi bizden 5'e 2 de nasıl 5'e 2? Hocam burası artı burası eksi. Çünkü niye? Çapraz çarpımların toplamları burayı verdi. Yani buradan ne geldi o zaman? N artı 5 ve N eksi 2 geldi. Hocam bunlar eşit sıfırsa buradan bunu sıfır eşitlersem N'i eksi 5 bulurum ama yani negatif çıkamaz. Bunu sıfır eşitlersem N'i buradan kaç bulurum? 2 bulurum. N'i buldum 2. N'i buldum. Benden ne isteniyordu? Eş kartonlardan birinin en kısa kenarı soruluyor bana. Yani x soruluyor. x de 2 n eşitti. n yerine 2 yazınca 2 kere 2 kaç yaptı? 4 yaptı. Evet örnek 16'yı 4 bulduk. Bir an şaşırdım 7 diyecektim. Yanlış mı cevap anahtarı diyecektim ama 4'ü bulmuşuz. Evet biraz böyle bir dakikanızı oyaladım böyle bir dakikanızı çaldım. Şöyle kendimi de büyüteyim istersen. Kusura bakmayın ya bazen böyle işlemlerde sıkıntı olabiliyor. Böyle toplamalarda çıkarmalarda yanlış yapabiliyorum. Kusura bakma şunu şunu toplarken yani 9 en ile 3 en kareyi toplarken 13 enkare yazmışım. Kusura bakma bazen oluyor böyle şeyler. E yorgunluğumuza verin yani günde kaç tane video çekiyoruz değil mi gençler? Evet. O zaman bunun hatırına beğeni, şöyle bir beğeni, yorum bilmem ne hepsini koyun bakayım. O kadar çalışıyoruz çabalıyoruz değil mi gençler? Devam. Sonraki soru da güzel bir soru. Evet. ABC eşkenar üçgeninde A'nın B'ye göre yansıması A üssü. Dur. Şu yan tarafı kullanayım. ABC eşkenar üçgenini şöyle bir çizeyim öncelikli olarak. Şöyle bir çizdim. Tamam. Çizdim. Sonra ne diyor bize? Hatta şunu biraz aşağı alayım. A, B, C'yi de şöyle bir yazayım. A, B ve C yazdım. Diyor ki bize A'nın B'ye göre yansıması A üssü. Hmm. A'yı B'ye göre yansıtayım. A'yı B'ye göre yansıttığım zaman hop noktanın noktaya göre yansıması. Şunlar işte olmayacak mı? Olacak. O zaman hadi yansıtalım bakalım. Yansıttım böyle. Bu kadar uzunluk kadar gideceğim. Yani şu uzunluk kadar gittim buraya. Burası neymiş? A üssüymüş. Sonra diyor ki B'nin C üstüne göre yansıması B üssü. Hocam B'nin C'ye göre yansıması C üssü. Şuraya gelecek. Hadi bakalım onu da yansıtalım. Şöyle buraya kadar geldim. Ve burası da C, B üssü. Yine bu eşkenar üçgende çizgi çizgi. Burası da çizgi oldu mu? Oldu. C'nin de A'ya göre yansıması C üstü demiş. Hadi bakalım onu da yansıtalım. A'ya göre yansıttım. Şuraya geldi. Ve burası da hemen ne diyoruz? C üstü diyoruz. Sonra diyor ki buna göre diyor A üstü B üstü C üstü üçgenin alanını A B C üçgenin alanına oranı nedir diye soruluyor bize. O zaman hemen üçgeni oluşturalım kardeşim. Şu A üstü B üstü C üstü üçgenini oluşturuyorum. Şöyle şöyle şöyle. Yalnız bu bir eşkenar üçgendi kardeşim. Şu eşkenarda burada kaçılır sen niye yazmadın? 60 60 60. E sonra burası kaç derece yapıyor? 120. Burası kaç derece yapıyor? 120. Burası kaç derece yapıyor? 120. Ve şurası da kenarlarda birbirine eşit mi? Eşit. Sonra ne yapacağız hocam burada? Aslında burada alan dağıtarak da gidebilirsiniz ama bu arada biraz bir tık daha zorlanabilir misiniz? Yok zorlanmayabilirsiniz. Alan dağıtmayı bilen arkadaşlar alan dağıtarak yapsın. Hocam burası A ise çizgideki alan. Çizgideki alan şuradan şöyle çizip A dersin. Çizgideki A iken çizgideki A olur. Yine aynı şekilde dağıtmaya devam edeceksin. Üçgen oluşturacaksın. Burada da üçgen oluştur. Çizgideki A ise burası daha olur. Burası daha olur. Burası da, A olur. Burası da A. Şöyle çizecek olursam burası da A daha olur burası daha olur bak şurada kalan A iken tüm alan kaça 1 2 3 4 5 6 7 A oldu o zaman oran 7 oldu ama hocam daha alanı öğrenmedik. Niye buradan yapıyorsun? O zaman farklı yerden yapayım kardeşim. Şimdi bizden alan oranı isteniyor değil mi? O zaman ben burada bir kenara 1 demeyeyim de. akara kök 3 bölü 4'ü kullanacağım ya. Bölüyle uğraşmayayım. 2 diyeyim ben. Bu. Burası 2. Burası 2. Burası 2. Aslında KKK K, K demem lazım da K cinsinden yapmayalım çünkü oran isteniliyor. İstersen 1 1 1 de yapabilirsin de. O zaman böyle bunun alanını bulurken Hocam 1'in karesi kök 3 bölü 4 ile uğraşacağız. 2'nin karesi kök 3 bölü 4 daha kolay değil mi? O yüzden 2 dedim orada. 2'leri ileri yazdım böyle. E hocam 2'leri yazınca bana şurası lazım. Şurası lazım ve şurası lazım. Bak 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 dikkat et. Hocam burada 122 ve 4 var. Yani şöyle bir üçgen var. Şöyle bir üçgen var. Şurası 2. Burası 4 ve şurada kaçı? 120 derece. Ben şu x'i bulursam olay bitti galiba. Hocam bunu kosinüs teoreminden bulacağım. Hayır. Ne yapacağım? Tabii ki 120'nin mantığını kullanacağım. 120'nin mantığı nasıl kullanılır? Şu Şuradan şöyle bir dik çizersem. Hocam burası 60 ya. 30 60 90 üçgen çıktı. 2 olur. 2 kök 3 olur. Pisagor bağıntısı. X kareyi buradan bulurum. Hocam 2 kök 3'ün karesi. Yani bilerek kısa yoldan yapmıyorum. Çünkü bana X kare lazım. 2 kök 3'ün karesi 12. 4'ün karesi de 16. 28 yaptı. Şimdi benden A üstü B üstü C üstü üçgenin alanını yani x kare kök 3 bölü 4 a kare kök 3 bölü 4'ten bölü Küçüğünki de 2'nin karesi kök 3 bölü 4 değil mi? Evet kök 3 bölü 4'ler gitsin. X kare ne çıktı zaten? 28 çıktı. E, 2'nin karesi de 4 çıktı. 28 bölü 4'ten de cevabı 7 diye ulaştık. Evet alanı öğrenmedik. Öğrenmedik ama eşkenar üçgende alanı öğrendik. O yüzden... Bu bir eşkenar üçgen. Niye eşkenar üçgen hocam? Çünkü sen burada 2 ve 4'lük bu uzunluğu buldun. Burası x ya. Aynı şekilde bak burası da 2 ve 4'lük bu uzunluk. Onu demeyi unuttum. Dolayısıyla burası da aynı olur. Hatta bu üçgen de 2 ve 4'lük ve 120 derece olduğundan burası da aynı oldu. Yani büyük üçgenimiz de eşkenar üçgen oldu. O yüzden büyük eşkenar üçgenin alanı yani x kare kök 3 bölü 4 bölü 2'nin karesi kök 3 bölü 4 yaptım. Kök 3 bölü 4'ler gitti. O zaman x kare bölü 4 geldi. x kare yerine de 28 yazdım. 28 bölü 4'ten de cevap 7 çıktı. Evet örnek 17'de güzel bir soruydu. Şimdi hatta çok hoş ya bu sayfa var ya şu hariç bu hariç diğerlerinde hep animasyon yaptık zaten. Yok bunda animasyon yapmadık. Bunda da yapmadık ama bu da gerçekten çok hoş bir soruydu. Güzel gidiyoruz. Geldik şimdi eşkenar üçgenin özelliklerine. Evet şimdi ikizkenar üçgeni şöyle bir hatırlayalım. İkizkenar üçgende şöyle bir özelliği vardı Tabanda alınan, hatta şuraya çizeyim ya, bak ikiz kenardaki özelliklerle eşkenardaki özellikler birbirini biraz anımsatıyor. O yüzden ikiz kenardaki şu özelliği hatırlatayım. İkiz kenar üçgende tabandan alınan bir noktadan şu kollara çizilen dikmeler toplamı neye eşitti? Hocam bir yüksekliğe eşitti. Eşit olan kenara ait yüksekliğe. Eşit. Bak bu da aynı. Eşkenar üçgenin içinde ya da üzerinde de olabilir, fark etmez. Üzerinde de olsaydı şöyle, şu dikmeler toplamı neye eşit olacaktı? Bir yüksekliğe eşit olacak. Bu noktayı ben içinde de alsam, içinde aldığım zaman bu dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşittir. Herhangi bir yüksek. Zaten bütün yükseklikler birbirinin aynısı ya. O yüzden. Ya anımsattı mı anımsattı. Aklımda kaldı mı kaldı. Ya hocam Aklımda kalmadı. Yani ben bunu unuttum. O zaman ne yapacağım? Yapacağın hamle belli kardeşim. Şunu şöyle uzatırsın. 30-60-90. Şu eşkenar üçgen ya. 60-60-60. Burada bir 30 derece çıkar. Ondan sonra 30-60-90 çıkar. Sonra e, verilen bilgileri de kullanarak da hatta şunu da şöyle uzatırsın. Hatta bunu da böyle uzatırsın. Uzatarak 30-60-90 üçgenleri zaten karşına çıkacaktır. Ya da şuradan bir tane bir paralel çizersin kardeşim. Aa hocam paralel çizdiğinde 60-60 olur. Burası da 60-60 olur. Şu dikmeler toplamı zaten bir yüksekliğe eşit olacak böyle. Aa hocam burası da da buraya eşit zaten. Gerçekten şu ikisinin toplamı buna eşitti. Burası da buraya eşit oldu. Üçünün toplamı da burası yaptı mı? Yap. Tamam. Ama aklında kalır büyük ihtimalle. Eşkenar üçgende içeride bir nokta alıp dikmeler top. Top, dükmeleri topladığımız zaman bu dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşit. İkiz kenardaki özelliği anımsatıyor. Şimdi dışarıda alındığı zaman da eşkenar üçgenimiz burası ya. Şimdi hangi kenarın dışında alındıysa o kenarı çıkartacaksın. Bu çok nadir çıkar ama ne olur ne olmaz diye yazdım. E, bu özellikte yapamazsanız bile ne yaparsınız? Şunu şöyle uzatıp 30-60-90 üçgenleri falan da oluşturabilirsiniz dostlar. Ya da yine buradan bir paralel çizip e, bizim o tekniğimizle yine yapabilirsin. Sıkıntı yok. E, ama burada da şu özellik de var. Dışında alındığı zaman ama hangi kenarın dışında alındıysa o kenara indirilen dikmeyi çıkartacaksın. Yani x artı y eksi z oluyor. Bak burada. Hemen söylüyoruz. x artı y eksi z ya aşağıya ya aşağıya ya da aşağıya eşittir. Üçüncü özelliğimiz de paralel. Paralelle ilgili özelliği hatırlıyor musun? Hocam ikiz kenar üçgende tabandan bir nokta alınıp şöyle paraleller çizdiğimiz zaman ne oluyordu? Şu paraleller toplamı bir kenara eşit oluyordu. E burada da eşkenar bak alım satıyor. İçinde bir nokta aldım. Paraleller çizdim kenarlara. Bu paraleller toplamı da bir kenara eşit. Dikmeler toplamı yüksekliğe eşit. Paraleller toplamı da bir kenara eşit. Bu paraleli uzatıp da yine sonuca da ulaşabilirsin. Tamam. İstersen ispat tekniğiyle de yaparım ben sana bunu. Evet burada da özelliğimiz şu. Hemen gösteriyoruz böyle. İşte şu şekilde. Paraleller toplamı da bir kenara eşit. Geldik sorularına. Şimdi arkadaş burada. ilk önce öğrenme alanında iş öğrenelim. Şu paraleller toplamı hocam bir kenara eşit. Ama ispatıyla yapayım istersen. Bak şimdi lazerle yapayım. Hocam ilk önce burada kaçımızda 60 derece mi? 60. Paraleli uzattık. O zaman burası da 60 yaptı. E bununla da bu paralel ya. Yöndeşitten burası da 60 burası da 60 oldu. 1 1 1 eşkenar üçgen mi oldu? Evet. Sonra hocam şu da bir eşkenar üçgen oldu. 60 60 60 olduğunda. E burası 3 yaptı. Burası da 3 yaptı o zaman. Buraya 2 kaldı. E sonra şurada bir paralel kenar var. Karşılıklı kenarlar paralel olduğu için. Burası 3 ise burası da 3 oldu. Bak bir kenarı kaç bulduk o zaman? 6 bulduk. Gördün mü? İspat tekniğiyle paraleli uzatarak da yine sonuca ulaşabiliyoruz. Ya da şu paraleller toplamı hocam zaten bir kenara eşit. Bir kenar direkt 6 yaptı attı. Bizden alan isteniliyor. Alanda ne olacaktır? A kare kök 3 bölü 4'e eşit. 36 bölü 4 9 yapar. Yani burası 9 kök 3 yapar. Geldik şuraya. Şimdi burada da yine bilmesen bile yine sonuca ulaşırsın. Yani herhangi bir özellikle ilgili bir soru değil zaten bu. Şuraya baktığın zaman. Hocam burada bir paralellik verilmiş. E ne yapacağım? Paralel uzatayım dersin. E 60 60 ise burası da 60 oldu. Yöndeşlikten burası da 60 oldu. E burası da 60 oldu. 30 60 90 çıktı. 60'ın karşısı kök 3 30'un karşısı 1 olur. 90'ın karşısı 2 olur. Hocam şu bir eşkenar üçgen oldu. Burası 6 olduğundan burası da 6 oldu. Burası da 6 olacak tamamı. E biri buradaysa buraya 5 kaldı. Sonra şurayı kullanmam lazım. Hocam şuradan bir dik çizersem burası 3 kök 3 yapar. 60'ı karşı 3 kök ise burası 3 yapar. 90'ın karşısı da kaç yapacaktır? 6 yapacaktır. 6 6 12 yapıyor o zaman burası. Çevre isteniyor. 12'den de 3 tane var deyip sonuca ulaşabilirsin. Bak ispat tekniğiyle yine sonuca ulaşabiliyoruz. Ya da ne yaparsın? Hocam burada dik çizilmiş. Burada da bir dik çizilmiş. Eşkenarın içinde bir nokta alınmış. Bu arada bu eşkenar üçgen 60 60 ise 3. açı daha çıktı. 60 burası da 60 oldu mu oldu? Sen şimdi buradan dik çizilmiş, buradan da dik çizilmiş. 2 tane dik çizilmişse eğer aklına ne gelir? Hocam 3 tane dikmenin toplamı gelir. Özellikle yapacaksak eğer. E o zaman 3. dikmeyi de ben çizeyim. Hocam şu kenara çizilmiş, bu kenara çizilmiş. Buradan bu kenara yok. Buraya çizelim o zaman. Hop çizdim. Çizince 30 60 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2 burası da 2 kök 3 yaptı. O zaman eşkenar üçgende bir yükseklik kaç olacaktır? Hocam dikmelerin toplamı 3 kök 3 2 kök 3 ve kök 3'ün toplamı. Toplamda 6 kök 3 yaptı. Yükseklik 6 kök 3 oldu. E bu bir eşkenar üçgen zaten. 60'ı karşı 6 kökü ise 30'un karşı 6 yapar. E burası da 6 yaptı. Yani bir kenar kaç yaptı? 12 yaptı. İstersen alanı çevre isteniyor zaten bizden. Alan değilmiş. Bir kenar 12 bulduk ya. 12'den 3 tane var deyip cevaba da 36 diye ulaşır mıyız? Ulaşır. Öğrenme alanında öğrendik olayı. Yani formülü bilmesek de yapabiliriz. Formülü bilmek sadece bizi hızlandırıyor. Ama şunu da bilmek lazım. ÖSYM formüllü sorulara çok fazla gitmiyor. Artık sen bilirsin. O yüzden sana böyle ispat farklı teknikler gösteriyorum. Videoyu uzatmıyorum, dersi uzatmıyorum. Her bilgi senin için önemli. Evet geldik şuraya. <laughs> Bu ne? Hocam özel açı var. Özel açı mantığını kullanacağım o zaman. Bu eşkenar üçgenin çevresi nedir diye soruluyor bize. Bir kere burada özel açı var. Özel açı mantığını kullanmak zorundayım. Ne yaparım? Çizerim buradan bir diki. 90'ın karşısı 4 kökü ise 30'un karşısı 4 yapar. Çünkü e pardon. 30'dan 90'a geç 2 kat. 90'dan 30'a geçişte 2'ye bölünmüş hali 2 3 yapar. 30'un karşısı 2 kökü 60'ın karşısında 2 köküçün kök 3 katı. Şurası 3 yapar. Burası da 6 yapıyor toplamda? Evet. 6 yaptı burası. Benim için önemli değil. Aslında burası da neyse. Sonra burada 45'in mantığını kullanmak için de şuradan bir dik çizelim. 45 45 90 üçgen çıktı. Hocam dik kenardan hipotenüse geçiş kök kat. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök bölünmüş hali. Hocam kök 2'ye böldüğümüz zaman kök 3 kaldı. Yani burası 2 kök 3 yaptı. Evet burası 2 kök 3 yaptı. Kökçe bölünmüş hali. Aa hocam bir de burada paralellik verilmiş. Paralelliği de kullanalım. 60 ise yönde eşitten dolayı burası 60 mı? 60. Şuraya baktığımız zaman hocam burada bir bir dik var. Burada da bir dik var. E ben dikmeler toplamını biliyorum. Üçüncü dikide ben çizerim. Hemen şuradan üçüncü dikide ben çiziyorum. Ve burada da bir 30-60-90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapar. Hemen yazdım 3'ü. 60'ı karşıtı 3 kök 3 yapar. O zaman eşkenar üçgenin bir kenarı ne oldu arkadaşım? Yüksekliği daha doğrusu. Hop dikmelerin toplamı oldu. Dikmelere bakıyorum. 3 kök 3 burada. 2 kök 3 burada. 2 kök 3 burada. Toplamda 4 kök 3 7 kök 3 yaptı. Yükseklik 7 kök 3 oldu. E bu bir eşkenar üçgendi. Dikmeler toplamı çünkü bir yüksekliği i̇şte 60'ı karşı 7 kök 3 ise 30'un karşı kaç yapar? 7 yapar. O zaman burası 14 yaptı. 14 yaptı. Burası da 7 oldu. Eşkenar üçgenin çevresi isteniliyor. Çevre 14 3 tane var. Cevap da böylelikle 42 yaptı. Güzel bir soruydu. Geldik örnek 19'a. Kenar uzunluğu 6 cm olan eşkenar üçgen şeklindeki eşkenar üçgen şeklindeki bir karton İçindeki bir noktadan kenarlara paralel olacak biçimde kesiliyor. Hadi Muhammed sıra sende. Kes bakalım şunu. Kartonu kesiyoruz şöyle. Kesim sonrasında 3 parça elde edildi. Evet elimizde 3 parça var. Buna göre elde edilen parçaların çevreleri toplamı nedir diye soruluyor bize. Ya sen burada bak işte kuralı böyle tam bağımlı kalmayın diyorum ya. Normalde şöyle paralel olacak şekilde kesilmiş ya. Hani şununla şu paralel. Bun, bununla bu paralel. Sonra bununla da bu paralel verilmiş ya. E burada paralellerde hocam A, B, C toplama bir kenar dersin. Sadece kuraldan gitmiş olursun. E, kuraldan da gitmiş olursan bakalım bulacak mısın? Bulamayacak mısın gibi hissettim de o yüzden böyle ispat elime yapsak diye şey yaptım. Dur bakalım. Diyelim bakalım şuraya. Hocam bu kenarlara paralel olacak şekilde kesildi. Yani şununla şu paralel demiş. Tamam. Bununla bu birbirine paralel demiş. Tamam. Şununla da şu birbirine paralel demiş. Eyvallah. 60sa yöndeşlikten burası da 60 mı? 60. Hocam eşkenar üçgen 60 60. Yöndeşlikten burası da 60, yöndeşlikten burası da 60. 60'ları bir yazalım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir, bir kenar uzunluğu neydi bunun? 6'ydı. Şu 6 kullanacağız. Eyvallah. Şimdi ben buraya X dersem. Buraya Y dersem. Buraya da Z dersem. Bir kenar ne yaptı? X artı Y artı Z mi yaptı? Evet. E benden ne isteniyor? Hocam bu üç parçanın çevreleri toplamı isteniyor. Yani şuraları da lazım olacak bana. Bak sadece kuraldan gidersek sonuca ulaşabiliyor muyuz? Hayır. O yüzden ne yapacağız? İspat tekniğini kullanalım. Yani burada biz şunu yapalım. Paralel doğru verilmiş. Ta doğru da açılardan beri biliyoruz. Paralel doğrular uzatıyorduk hocam. Şunu şöyle uzatsam. Uzattığım zaman paralel yöndeşlik oluştu. 60 ise 60 oldu burası. Hemen 60'ı yazdım burada. 60 60 60 çıktı. Eşkenar üçgen çıktı. E o zaman bir kenarı Z ise Z'leri yazdım böyle. Sonra şuraya bakıyorum. Hocam şurada şu kenarlar paralel, burada bunlar paralel, paralel kenar çıktı. Hemen x'i yazdım buraya. Bir kenar x artı y artı z O zaman buraya ne kaldı? Y kaldı. Sonra, sonra şuraya bakıyorum. Hocam 60 burası, burası da 60, burası da 60. Şurada bir eşkenar üçgen. E, o zaman burası y artı z ise, burası da y artı z ise, burası da y artı z oldu. Koydum buraya y artı z'yi. Sonra tamamı x artı y artı z'ydi. Burada x eksik kaldı. Tamamından y artı z'si burada ya. x eksik kaldı. E buraları kaldı hocam. Şu paralel kenar demiştik. Z ise karşısında z'dir. E tamamı x artı y artı z'ydi. Buraya da x artı y kaldı. Şimdi bu çevreleri toplayalım seninle birlikte. Birincinin çevresi arkadaş. Önce şunun çevresine bakalım. Bunun çevresinde ne var? Hocam x'ten 2 tane var. Z'den 3 tane mi var? Evet. 2x artı 3z yaptı burası. Değil mi? Evet. Sonra şuraya bakıyorum. Şunun çevresine bakacağım şimdi. Hocam şunun çevresine bakalım şöyle. Bunun çevresinde de ne var? Hocam burada x'ten 3 tane var. Y'den 2 tane var. 3 tane x artı 2 tane y yaptı. Artı şuradakinin çevresine bakacağım olursam da şuradakinin çevresine bakacak olursam da hocam burada ne var şurada da y'den 1 2 3 tane var z'den de 2 tane var o zaman 3 tane y artı 2 tane z isteniliyor bizden toplayalım bunları 5x yaptı 5z yaptı 5y yaptı yani bu toplam 5x artı 5y artı 5z yaptı 5 parantezin alınca x artı y artı z yaptı e ben zaten burada x artı y artı z'yi 6 olarak biliyorum Yerine yazdım 6'yı. 6 kere 5. 30 mu yaptı burası o zaman? Evet. Ya bu da mükemmel bir soru. Yani bu derste o kadar mükemmel sorular çözdük ki. Tam sınav ayarında. Hem TYT'de hem de AYT'de çıkacak ayarda. Bak öyle sorular yazıyorum ki sadece kuralı bilirsen yapamayacağın sorular. Gördün mü? E hocam kuralı bilmeseydik de yapabilir miydik? Buraya x artı y z yazabilir miydik? Evet. Paralel uzattığın zaman ispat tekniğiyle zaten buradaki x'leri z'leri z'leri Y'yi zaten yazabiliyordun. Herhangi bir şekilde kuralı kullanmadan yapabildiğimiz bir soru. Sadece kuralı bilenlerin yapamayacağı bir soruydu aynı zamanda. Evet eşkenar üçgende çok güzel bir kapanış yaptık. Böylelikle aç ortaya geldik. Oo, bir de 54. sayfaya gelmişiz. Bak 7. günde 54. sayfadayız. Süperiz harikayız. Şimdi bir Şöyle tiki atalım değil mi gençler? Şöyle gelelim 3. sayfaya. Şafak sayarımıza geldik. Kalemimizi aldık. Şöyle 7. güne güzel bir tik atalım mı şöyle atalım. 7. günü bitirdik. Sonra gelelim şuraya. 7. günde ödevimiz var mı? Var tabii ki. Eşkenarı bitirdik. Eşkenarla ilgili ne var burada? Şöyle bir 34 ve 37. sayfa. Evet soru bankasında 34 ve 37. sayfalar ödev gençler. Tamam. Evet bu arada kitapla uyumlu gitmenin farkı da bu. Bazı sorudaki kitaplarda ikiz kenara eş kenara aynı anda veriyorlar. Bak uyumlu. Birebir uyumlu. Neyse burayı da hallettik. E bir de şimdi sırada ne var? Bundan sonrasında şuraya da bir tik koyalım mı şöyle? Koyalım. Sonrasında da açı ortay var 8. günde. Yani 3 tane dersmiş gibi gözüküyor ama kazanım kazanım ayırdığım için öyle kısa videolar olacak korkma. Sonra haftalık programa bakalım. Haftalık programda da biz şunlara da tik atalım ya şöyle. Birinci gün hallettik. ikinci gün hallettik. Üçü hallettik. Dört. Dört. Halled o hall oldu mu? Halloldu. Altı ve yedinci günleri bitirenler dördüncü haftayı da halletmiş oldu. Ödevlerinizi biliyorsunuz. İkiz kenar eşkenar. Hemen ödev. Altı ve yedinci günlerin ödevlerine bakıyorsunuz. Yani ikiz kenar eşkenar. Yani ödevler de şurada zaten. Şurada. Neredesin ödev? Bak şuradaydı. Altı ve yedinin ödevlerine bakıyorsun burada. Hocam ödevler şunlardı. Otuzlar başlayıp 37'ye kadar geleceksin. Anlaştık. Evet gençler böylelikle bugünü de hallettik. Çok güzel bir şekilde hallettik. Çok keyifliydi. Çok zevkliydi. Muhammed sayesinde de güzel şeyler görüyorsunuz. Animasyonlar şunlar bunlar katla döndürüm bilmem ne. Ufkunuz da açılıyor. Öyle değil mi? Gerçekten öyle. Muhammed buradan sana teşekkürler. O zaman kapanışı yapalım. 7'yi hallettik. 7'yi hallettik. Sırada 8 var. 8. günde açı ortay konusunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.